Merhaba sevgili arkadaşlar. Newton'un 3. kanunu etki tepki prensibi ile dersimizi yapacağız. Etki tepki prensibi bazı incelikler gerektiren aslında kolay 2022 AYT ve TC'de her ikisinde de etki tepki ile alakalı sorular çıktığında hatırlatarak derse başlamış olalım. Birinci kuralımız her etkiye karşı bir tepki kuvveti vardır arkadaşlar. Bu etki ve tepki kuvvetleri eşit büyüklükte ve yönleri zıttır arkadaşlar. Yani zıt kuvvetlerdir. Evet her etkiye karşı bir tepki vardır. Bu etki kuvveti tepki kuvvetine eşit olacaktır. Burada topun kafaya etkisi ile kafanın topa tepkisi eşit büyüklükte iki kuvvettir arkadaşlar. Biri birinden daha büyük değildir. Fakat zıt yönlü eşit büyüklükteki kuvvetlerdir diyeceğiz. Etki ile tepki kuvvetleri farklı iki cisim üzerindedir. Yani aynı cisim üzerinde olmaz. Bunu biraz sonra örnekler üzerine izah edeceğiz. Bu notu aklımıza tutalım arkadaşlar. F etki eşittir. Eksi F tepki vektörel olarak ya da bunu mutlak değer içerisinde sadece şiddet olarak yazabiliriz. F etki eşittir. F tepki şeklinde yazabiliriz. Tepki kuvvetini n ile göstereceğiz. Cismin ağırlığından dolayı aşağı doğru yüzeye etki eden bir etki kuvveti var zemininde yüzeyinde cisme doğru bir tepki kuvveti var arkadaşlar. Burada N eşittir Mg olacaktır aynı zamanda. F kuvvetimiz var arkadaşlar. Aşağı doğru Mg ağırlığımız var. Bu durumda N tepki kuvvetimiz Mg artı F olur. Hem F kuvveti hem de Mg'nin etkisiyle. F kuvveti ağırlığa zıt yönde olsa N eşittir Mg eksi F olur. Burada F daha büyük olsaydı cisim yukarı doğru hareket ederdi. Evet, gelelim düşey duvara arkadaşlar. Çok önemli. Aşağı doğru mg ağırlığımız var. Ve yatay düzlemde F kuvveti var arkadaşlar. Burada en tepki kuvveti nedir? En tepki kuvveti yani duvarın tepki kuvveti kesinlikle F'e eşittir arkadaşlar. mg ile bir alakası yoktur. Bunu şaşırmamamız gerekiyor. Eğik düzlemi ileride görecek olsak da şimdiden küçük bir giriş yapmış olalım. Aşağı doğru MG var, yüzeyin tepkisi N var. Bunların bileşenleri arkadaşlar. Bu ayrıntıya şimdilik girmeyeceğim, tekrar söylüyorum. Burası MG kos alfa. O zaman N tepki kuvveti direkt MG kos alfa'ya eşit olacaktır arkadaşlar. N eşittir MG kos alfa diyoruz. F kuvvetimiz belli bir açıyla etki ediyorsa arkadaşlar F'ye ve Fx bileşenlerini alırız. Bu durumda en eşittir Mg artı F olur. Hem aşağı doğru Mg ağırlığı var hem de F'ye kuvveti var. Etki tepki kuvveti ile de temas gerektiren kuvvetler olmayabilir. Örneğin gezegenlerde olduğu gibi. Güneşin dünyayı çekmesi dünyanın güneşi çekmesi ya da Ayın dünyayı çekmesi, Dünya'nın ayı çekmesi bir etki-tepki kuvvetidir. Mıknatısların birbirini itmesi ya da çekmesi bir etki-tepki kuvvetidir. Elektron ve protonun birbirlerini çekmesi bir etki-tepki kuvvetidir. Zıt ve eşit şiddetedir. Yani elektromanyetik kuvvetler ve genel çekim kuvvetleri etki-tepki kuvvetleri grubuna girer. Evet şu düzenekler var. Cisimlerin birbirine etkisi ve tepkisi. Biraz sonra bol örneklerin çözeceğimiz düzeneklerden birisi. M1 ve M2 kütleler arkadaşlar F kuvveti uygulandığında birbirine tepki uygulamışlar. Bakın N21 ve N12 demişiz. Bunlar büyüklük olarak birbirine eşit. Az önce demiştik ki arkadaşlar etki ve tepki kuvvetleri aynı cisim üzerinde olmaz. Farklı iki cisim üzerindedir. Bu durumda arkadaşlar şu N21 M2'den M1'e etkilen bir kuvvet yani m1 üzerinedir. N1 2 de arkadaşlar m2 üzerine olan bir kuvvettir. Yani farklı iki cisim üzerinde olan kuvvetlerdir bunlar. Evet, iki örneğimiz var. Örneklerimizde diyor ki, yerin cisme uyguladığı tepki kuvvetlerini bulunuz demiş her iki örnekte de. Ağırlık yere doğru mg 50 Newton var. Ayrıca bir de F2 kuvvet var yere doğru. Şunların yere doğru bir etki tepki durumu yoktur arkadaşlar. Bu durumda yerin tepki kuvvetini mg ve f2 oluşturur arkadaşlar. Yani n eşittir 50 artı 10 yani 60 Newton olacaktır. Diğer örneğimizde yerin cisme uyguladığı tepki kuvvetini sormuş yine bize. F kuvvetimiz var. Bunu bileşenlerine ayıralım. Bileşenlerimiz 6 Newton ve 8 Newton olacaktır. Yerin tepkisini sorduğu için arkadaşlar şöyle n yapalım. O zaman bu doğrultudaki kuvvetleri almalıyız. Yani ağırlığı ve 8 newtonu almam gerekiyor. Ağırlık mg'den 30 newton. Bir de düşey kuvvet 8 newton var. Bu durumda en tepki kuvveti 30 artı 8'den 38 newton yapacaktır. Arkadaşlar konunun seri bir şekilde kavranması için küçük küçük örnekler koydum. Dikkat ediyorsanız yatay F kuvveti var. 2 kilogram kütleli cismi duvara doğru bastırmış. Duvarın Cisme uyguladığı tepki kuvveti kaç Newton'dur diye soruyor. Cismin ağırlığı var aşağı doğru 20 Newton. Ve duvarın tepki kuvveti şu tarafa doğru arkadaşlar. Yani yüzeye diktir. Duvarın tepki kuvveti ile 30 Newton aynı doğrultuda. O zaman etki tepki kuvvetlerini bu iki kuvvet oluşturur. Yani MG oluşturmaz MG duvara paralel halbuki dik olması gerekirdi. Dik olmadığı için de dik kuvvet arkadaşlar 30 Newton oluşturdu. Yani tepki kuvvetimiz 30 Newton'dur. 50 Newton verilmiş yatayla 37 derece yapıyor. Duvarın cisme uyguladığı tepki kuvveti kaçtır diye sorulmuş. Bileşenlerini ayırıyorum. Buraya 40 Newton düştü. Buraya 30 Newton düştü. Ve ağırlık aşağı doğru 30 Newton bunlar beni ilgilendirmiyor aslında ama yazmış oldum. Duvarın tepki kuvveti arkadaşlar en bu şekilde. Duvarın tepki kuvveti yüzeye dik olacak şekilde arkadaşlar. Bu durumda en tepki kuvvetini 40 Newton oluşturmaktadır burada. En eşittir. 40 Newton deriz. Bir diğer örneğimizde yerin tepki kuvvetine N1, duvarın tepki kuvvetine N2 demiş. Bunlar kaçar Newton'dur? Evet buna N1. Buna N2 demiş. Şu kuvveti bileşenlere ayıralım arkadaşlar. F5'in 4 katı o zaman burası 4'ün 4 katı 16 Newton olacak. Diğer tarafta 3'ün 4 katı 12 Newton olacak. Aşağı doğru ağırlığımız var. Mg 10 Newton. Bu durumda N1 arkadaşlar hem 10 Newton'un hem de 12 Newton'un etkisiyle oluşuyor. Yani N1 eşittir. 10 artı 12 yani 22 Newton olacaktır. Peki N2 ne olur arkadaşlar? N2 de şu kuvvetin etkisiyle oluşuyor. Yani N2 de 16 Newton olacaktır. Şekildeki gibi düşey ve yatay bir düzenek verilmiş. Y cisminin X cismine tepkisine N1 demiş. Duvarın Y cisme tepki kuvvetine N2 demiş arkadaşlar. N1 bölü N2 nedir? Kuvvetlerimizi bir yazalım. Y cisminin x'e etkisine n1, duvarın y'ye etkisine n2 demiş. Burada denge durumu söz konusu olduğu için f1 kuvvetine uygulanan kuvvet, x tarafından aynen iletilerek y'ye etki eder. Y'ye etkilen kuvvet aynen iletilerek duvara etki edecektir arkadaşlar. Hani burada arkadaşlar n1 ve n2 eşit ve 15 er newtondur arkadaşlar. Eğer hareket olsaydı durum farklıydı arkadaşlar ki burada bir hareket yok. Hareketle alakalı sorularına çözeceğiz bunun. Bu durum tamamen denge mantığıyla bakılır. Hatta basınç mantığıyla da bakılabilir. Sıvılar basıncı iletir. Katılar kuvveti iletirdi. Evet burada katılar kuvveti aynen iletmiş oldu arkadaşlar. N1 ve N2 kesinlikle 15'er Newton'dur diyoruz. Dolayısıyla N1 bölü N2 1 olacaktır. Bu sorunun bir benzeri. 2020 de çıkmıştı. Onu da not düşmek isterim. Evet, az önceki örneğimizde şu karşı tarafta duvar olmasaydı, yani hareket olsaydı arkadaşlar, y cisminin x ismine tepki kuvveti kaç newtondur diye sormuş. Bu soru türlerini bir önceki dersimizdeki ip gerilmeleri gibi çözüyoruz arkadaşlar. Önce sistemin ivmesini bulalım. A eşittir F net böyle m toplamdı. Burada m toplam 3 kilogram. Net kuvvetimiz de 15 Newton'dur. Dolayısıyla 15 bölü 3'ten ivmemiz 5 çıkar. 5 metre bölü saniye kare çıkar. Şimdi gelelim tepki kuvvetlerine. Tepki kuvvetlerini arkadaşlar bunları ayrı ayrı iki cisim olarak düşünerek cevaplayabiliriz. Başka bir yoldan da çözeceğiz arkadaşlar. Şunu tek başına düşünüyorum. Ya da şunu tek başına düşünüyorum aradaki tepki kuvvetini bu şekilde bulmuş olacağım. Bunları şöyle ayrı ayrı alaraktan her iki yoldan da çözmüş olayım bunu. Şuraya efeştir emayı okuyacağım arkadaşlar. Fakat burada bir n tepkisi vardı. 15 eksi n bizim net kuvvetimiz burada. Kütle 1 kilogram. İvmeyi az önce 5 bulmuştum. Şunu yazayım çarpı 5'ten en eşittir. 10 Newton çıkar. Şimdi şu parçaya F eşittir ema uygulayacağım arkadaşlar. Y'yi hareket ettiren kuvvet nedir? Aradaki etki kuvvetidir. F eşittir ema yazacak olursam. Buradaki F N kuvveti kütle 2 ivmede 5 olduğu için tepki kuvveti 10 Newton çıkacaktır. Yani her iki durumda da 10 newtonu bulmuş oldum. Fakat ikinci bir yola dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Bunu da görebilirseniz bizim için oldukça pratik olacak. İkinci yolumuz kuvvet paylaştırma yöntemi arkadaşlar. 15 newton'un kaç newtonu x'e düşer? Kaç newtonu y'ye düşer? Orantı kurmadan görebiliriz aslında ama ben yine orantı kurmuş olayım. 3 kilograma 15 newton düşüyorsa, 1 kilograma ne düşer? 5 Newton düşer. 2 kilograma 10 Newton düşer. Yani şuraya 10 Newton düşüyor. Buraya 5 Newton düşüyor. Evet bu Y'ye kuvveti kim getiriyor? Aradaki etki kuvveti getiriyor. Yani şu etki kuvveti de 10 Newton oluyor arkadaşlar. Ya da X olarak bakacak olursak işte 15-5 şeklinde de cevap bulabiliriz. Bu biraz karışık olabilir bizim için. Y cismine düşen kuvvetin aradaki tepki kuvveti vereceğini bilmemizde büyük fayda var. Evet, Milli Eğitim kitabında buna benzer bir soru vardı. Diyor ki, şekildeki düzenek sürtülmesizdir. Buna göre kasaların arasındaki etki kuvveti kaç Newton'dur diye sorulmuş. Az önceki yöntemimizden arkadaşlar kuvvetleri paylaştırmayı deneyelim. 5 kilograma 45 Newton düşüyorsa 1 kilograma 9 Newton düşer. 2 kilograma 18 Newton düşer. 3 kilograma 27 Newton düşer. Toplam 45 yaptı bakın arkadaşlar. Bu durumda diyorum ki 2 kilograma düşen kuvvet 18 Newton. Ve bu kuvvet de arkadaşlar şuradaki etki kuvvetiyle gelmekte. Bu durumda en eşittir. 18 Newton olur diyoruz. E bir de klasik yöntemle çözelim bunu. Önce sistemin ivmesi buluyorum. A eşittir F net M toplam. Buradaki F net 45 Newton. M toplam 5 kilogram. İyime buradan 9 metre bölü saniye kare çıkacaktır. Arada en tepki kuvveti vardı ve en etki kuvveti ve tepki kuvvetleri var. Ben bu düzene iki parça haline düşünüyorum ya şuraya göre düşünüyorum ya da şuraya göre düşünüyorum arkadaşlar. 3 kilogramlık kasaya 45 newton etki ediyor ve bir tepki kuvveti var. İki kilogramlık kasaya en tepki kuvveti var. Başka da bir kuvvet yok. F eşittir MA'yı buraya göre yazıyorum. F kuvvetimiz 45 eksi N tepki kuvveti oldu. 45 eksi N. Kütlemiz 3. İğmemiz de 9'du. 3 kere 9 27. 45'ten çıkarttık. N buradan 18 Newton çıkar. Diğer kasaya bakıyorum. F eşittir MA'yı uyguluyorum diğer kasaya. Buradaki f'imiz n, kütlemiz 2, iğmemiz 9'du. 2 kere 9, 18 Newton çıkar. Evet, klasik yöntemi bilmemiz gerekiyor. Diğer yöntemi de pratik olarak bilebiliriz. Sürtünmelerin ihmal edildiği yatay düzlemde x, y, z cisimlerine f kuvveti uygulanıyor. x'in y'ye yaptığı etki f1, y'nin z'ye yaptığı etki f2 olduğuna göre bu kuvvetlerin büyüklüklerinin oranı kaçtır diye sorulmuş. Evet F1 neresiymiş ona bakalım arkadaşlar. X'in Y'ye yaptığı etki. Yaptığı etkiye F1 dedik. Y'nin Z'ye yaptığı etki F2 oldu. Aslında bu soruyu çok sıradan görebiliriz arkadaşlar. F2 5 emi itiyor. F1 2 artı 5 emi itiyor. O zaman F1 7 ile orantılıysa F2 5 ile orantılı diyerek doğrudan çözümü yazabiliriz. Bu doğrudur. Yanlış bir yöntem değildir arkadaşlar. Ama biz Newton kanunlarından çözmüş olalım. F2 ile başlamış olayım. F2 eşittir. Sadece şu cisim için düşünüyorum arkadaşlar. F2 bunu ittiği için. 5M çarpı A. Düzeneğin ivmesi A oldu. A hepsinde aynı olduğu için ekstra bir A hesabı yapmaya gerek yok arkadaşlar. F1 için yazıyorum. F1 kuvveti şu iki cismi ittiği için toplam 7M kütleyi itiyor. Ve ivmeler yine aynı A arkadaşlar. Taraf tarafa oranlama yapacak olursak buradan M'ler gider, A'lar gider. F1 bölü F2'de 7 bölü 5 çıkar. Bu da önemli soru türlerinden birisi arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam KPSS sınavında da sorulan sorulardandı. Yatay ve sürtünmesiz zeminde eşit kütleli KLM cisimleri sabit F kuvvetiyle hareket ettiriliyor. Cisimleri birbirine bağlayan iplerdeki gerilme kuvvetleri T1-T2'dir. Buna göre T1 bölü T2 oranı kaçtır diye sorulmuş. Kütleler eşitmiş. Yine az önceki felsefe felsefeyle arkadaşlar çok rahat görülecek sorulardan birisi. T2 1 emi çekerken T1 2 emi çekiyor. Yani buna 2 buna 1 diyebiliriz doğrudan. Ben normal işlemden yapayım. T2'den başlıyorum. T2 eşittir. M çarpı A T1 her iki cismi çektiği için arkadaşlar yani 2M'i çekiyor. T1 eşittir. 2M çarpı A oldu. Taraf tarafa oranlarsam T1 bölü T2 2 olacaktır. Ben buna 1 dedim. Buna 2 dedim. F'e de çok rahat 3 diyebiliriz. Sıra F'e de yorum yapabiliriz arkadaşlar. Üç cisim üst üste konulmuş. Diyor ki Y'nin X'e uyguladığı tepki kuvvetine F1 demiş. Y'nin Z'ye uyguladığı tepki kuvvetine F2 demiş. F1 bölü F2 nedir? Evet yerin tepki kuvvetine F2 dedik. Y'nin X'e uyguladığı tepki kuvvetine de F1 dedik. Aşağı doğru ağırlıklar var. X'in 2 mg ağırlığı var. Dolayısıyla F1 arkadaşlar direkt 2 mg olacaktır. X'in ağırlığı 2mg, yerin tepkisi de 2mg olmalı. Y'nin ağırlığı 3mg. Z'nin ağırlığı 5mg. Toplam 8 10mg oldu arkadaşlar. Aşağı doğru 10mg ağırlık var. O zaman yerin yukarı doğru tepkisi de 10mg olmalıdır. Buna göre F1/F2 2 bölü 10 yani 1 bölü 5 oldu. 2022 TYT benzeri bir soru hazırladık arkadaşlar. Yata düzlemdeki masa üzerine kitap ve vazo vardır. Vazo 2 kilogram, kitap 1 kilogram kütleli olduğuna göre hangi yeri doğrudur diye sorulmuş. Vazo 2 kilogram, kitap 1 kilogram kütleli. Kitabın vazoya uyguladığı kuvvet 20 Newton mudur? Evet vazonun aşağı doğru bir ağırlık kuvveti var. Mg'den dolayı arkadaşlar 20 Newton'luk bir kuvvet var. Vazonun böyle durabilmesi için de kitap tarafından arkadaşlar vazoya 20 Newton'luk tepki kuvveti uygulanmalıdır. Dolayısıyla birinci öncül doğru oldu. Kitabın vazoya uyguladığı kuvvet 20 Newton'dur. Doğrudur. Şurayı silelim. Kitabın masaya uyguladığı kuvvet 10 Newton mudur? Kitabın üzerinde vazo olduğundan dolayı hem 20 Newton vazo var, 10 Newton da kitap var. Dolayısıyla kitabın masa uyguladığı kuvvet toplam 30 Newton'dur. Dolayısıyla masanın da tepki kuvveti 30 olacak arkadaşlar. Zaten bunlar birbirine eşit olacak da hatırlayalım. Yani sadece kitabı tek başına alamayız. Kitabı tek başına alamayacağız çünkü masanın doğrudan kitaba bir tepki kuvveti var. Bu yanlış oldu. Doğrusu 30 olmalıydı arkadaşlar. Vazonun yer küreye uyguladığı kuvvet 20 Newton mudur diye sorulmuş. Evet ÖSYM de böyle sordu arkadaşlar. Yer küreye uyguladığı kuvvet. Yani cismin ağırlığı 20 Newtonsa yer küre bu cismi 20 ile aşağı çekiyor. Vazo da onu 20 Newton arkadaşlar kendine doğru çekiyor dünyayı aslında. Yani etki tepki kuvvetleri olduğu için vazo 20 N'a çekilirken yer küreyi dünyayı da vazo 20 ile çekmekte arkadaşlar. Bu cümlede doğru oldu şekilde düşey duvar sürtülmesizdir denilmiş. F kuvvetinin etkisinde kalan cismin ivmesi ve duvarın tepkisi kaçtır diye soruluyor. F kuvvetimiz var. 6 kilogram kütle cisim var. Aşağı doğru ağırlık var. Mg'den 60 N var. Şu kuvvetimizi bileşenlere ayıralım arkadaşlar. Yukarı doğru 40 N. Bu tarafa doğru 30 N olacak şekilde iki tane kuvvetimiz var. Önce ivmeyi bulalım arkadaşlar a eşittir F net bölü m'den. Burada net kuvvet 60 eksi 40. Kütlemizde 6 kilogram oldu. 20 bölü 6 yani 10 bölü 3 metre bölü saniye kare çıkar ivmemiz. Duvarın tepki kuvveti nedir demiş arkadaşlar? Duvarın tepki kuvveti de bu şekilde duvara dik olacak bir kuvvetti. O zaman etki ve tepki zıt yönlü iki kuvvet. 30 Newton'dur arkadaşlar. N eşittir buradan. 30 Newton olur. Etki ve tepki ile alakalı arkadaşlar. Küçük kazalardan iki tane örnek vermek istiyorum. Birincisi bu örnek olacak. İkinci örneğimiz şu arkadaşlar. Arkadaşlar burada sopanın topa etkisi topun sopaya tepkisine eşittir. Bu cisim hareket etse bile arkadaşlar her zaman etki tepkiye eşittir. ÖSYM bunu şöyle sormuştu arkadaşlar. Hareket halindeki bir arabanın camına çarpan sinekle alakalı camın sineğe etkisi, sineğin cama tepkisi olarak sormuştu. Hangisi büyüktür ya da eşit mi diye sormuştu. Evet kesinlikle arkadaşlar etki tepkiye eşit. Camın sineğe etkisiyle sineğin cama tepkisi birbirlerine eşit. Büyüklükte iki kuvvettir. Müzik